1993'te bütün gençler ve demokrat insanlar, biz burada yoldaşları buraya sebat etmeye gelmişlerdi. Maalesef 30 yıldır bu acıyı bize yaşatanlar kahrolsun. Onun için biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Ve Madımak bu taş müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Pir Sultan ölür, dirilir. Ölüm ölür, biz ölmeyiz. Ölmeyen önlerimiz için anılarına aşkla, saygıyla. Tek tek arkadaşlar. Mahkeme süreci ne yazık ki Eylül ayında, Eylül 2023'te Ankara'da görülecek davada zaman aşımı doğramakla karşı karşıya bırakıldı. Biz dün de ifade ettik, bugün de söylüyoruz. Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımı doğramasına izin vermeyeceğiz. Sivas'ı yakanlara inat. Sivas'ta semahlar dönmeye devam edecek. Sivas'ta sazlar çalınmaya devam edecek. Sivas'ta cem tutulmaya devam edecek ve biz de bunun bir parçası olacağız. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Sivas katliamı herhangi bir katliam değildir. Sivas Kongresi'ne atfedilen, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu şehirde Cumhuriyet'in yıkılmasına niyet etmişlerin Cumhuriyet'e meydan okumasıdır. Bu ülkenin her birisi değeri olan Alevisine, Sünnisine, Kürdüne, Türküne, bu farklılıkların yarattığı güce İnat, bu farklılıklardan fay hatları yaratmaya çalışanların, o fay hattının üzerinde tepinerek siyaset yapanların, kutuplaştırma siyasetinin mimarlarına karşı bu milletin Anadolu irfanının, bu milletin farklı renklerinin kardeşliğinin ve bu ülkede türkü yapanların, türkü yakanların, türkü yapanları yakanlardan güçlü olduğunu yeminine tanıklık etmeye geldik. Çok katliamlar yaşadık. Yaşattılar. Yaşatmaya da devam edecekler bu böyle birine. Evet, bu katliamların her birinin birbiriyle bağlı olduğunu biliyoruz. Hepsinin aynı kafa, aynı zihniyet tarafından beslendiğini, örgütlendiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü bu katliamı gerçekleştirenler kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak, kendi koltuklarını sağlamlaştırmak ve bu sömürü düzeninin, bu rantçı soygun sistemin devamını sağlamak için yapıyorlar.